geyik safarisine gideceğiz. Daha sonrasında belki saunalara gidebiliriz. Bakalım, hava berbat. Araba temizliyoruz gördüğünüz gibi. Kesinlikle haftaya cumaya kadar kar yağışı gösteriyor. Kuzey ışığı görmemiz neredeyse imkansız. Bir ihtimal vardı. Tromso'da belki görürüz diye ama orada da parçalı bulutlu bir hava olduğu için oraya yol almadık. Buradan 6 saat. Finlandiya, Lapland olarak anlatalım. Kuzey ışığı olmadan bir hiçbir şey yapamazsınız burada. Aşırı sıkıcı ve hiçbir şey yok. Hep aynı ağaçlar, hep aynı manzara. O yüzden kuzey ışığı görmeye daha kuzeyi tercih etmenizde fayda var. Biz de bir dahaki sefere, hatta bu bir dahaki sefer çok yakın bir süre olabilir, İsveç'i deneyeceğiz. İsveç'te şansımızı deneyeceğiz. Normalde Norveç'e gitmek istiyoruz ama kısa süreli gitmek imkansız oraya. Minimum bir 10 günümüz harcamalıyız. O yüzden İsveç turunu deneyeceğiz. Birazdan yola çıkacağız geyik safarisi için. Tekrar görüşmek üzere. Bu arada bu evde kaldık. 4 gün boyunca tamamen ahşap, alt tarafı taş kaplı, tavandan ısıtmalı, harika bir ev. Burada böyle, bütün evler böyle gördüğünüz gibi. Hepsi ahşap, betonarme ev yok. Bahçeleri büyük, hemen arkası kayak pisti. 3-4-6-7 tane ailenin kalabileceği bir ev. Şömine var, ekstradan keyif yapabileceğiniz mutfağı, banyosu, her şeyi gayet güzel. Arabamızı çalıştırdık. Çünkü dışarıda -15 derece şu an. Biraz ısınsın. Ve sonra yola devam edeceğiz. Evet, geyik safarisine geldik. Şu an Melisa uyuyor. Biz de buranın böyle ateş başında ısınma alanındayız. Çok şık bir tasarım, orijinal. Bu arada bu geyik kürkleri inanılmaz sıcak tutuyor. Bir yerde denk gelirseniz kesin alın. Evet, şu an Hazal da geldi. Hello. How are you today? Sıramızı bekliyoruz. Ondan sonra safari için başlayacağız bakalım. Heyecanlıyız. Günde 2 cm uzadığı için boynuzları yılda bir kez kesiyorlarmış boynuzlarını. Bu da kesilenlerden. Oo, Melisa geliyor. Melisa, kızım, geyiklere geldik bugün. Günaydın. Geyiklere bindik. Şimdi geyiği bağlayacaklar. Melisa. Geyikleri kendimiz götüreceğiz. Bakalım, heyecanlıyız. İlker, el sallayın. Dur abi, seni de çekeyim. Bizim vlogdan sizin vloga. Aha, bize geldi sıra. Melisa? Melisa? Hazır mısın hayat? Hazır. Evet Melisa, bak geyik hazır. Bye bye. Bye. Onlar ki gitmiyor. It's not going. Evet, bu Ceylan da bizim. Takip etmez.
arkada mı alıyorsunuz? Ah, yok. Evet. Yani şeyler, bu boyun hızlı ceylan bizimmiş. Melisa, hazır mısın kızım? Hazır mısın? İpi tut. Yeah. Thank you. Evet, geyikteyiz. Önümüze yine Koreli cahiller kesti. Lanet olasılar, dehlemiyorlar geyiğe. Biz de böyle uyuyoruz gidiyoruz. Her an bir aksiyon yaşayacakmışız gibi. Evet. Melisa ne diyorsun? Yok, böyle bitmez, ben söyleyeyim. Ne diyorsun Melisa? Boynuzu öndekilere takacakmış gibi duruyor bizimki. Bütün hızımızı kestiler. Evet, geyikler yavaş gidiyor diye Melisa sinirlendi. Bu durumu hiç sevmedi. Geliyoruz. Melisa. Bak geyiğe, bak. Bak 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 geyiğe bak 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 bak. Biz arkadaş ne fotoğraf çekebiliyoruz, ne gidebiliyoruz. Come on. Harika bir safari turunun ardından ne yazık ki sizlere bu videonun sonunda gösterebileceğimiz bir videomuz yok. Çünkü telefonumuzu kızağın altına düşürdük ve yaklaşık 500 metre geri yürüyerek karların içinde telefonumuzu bulduk. Bunun paniğiyle de hiçbir görüntü çekemedik. Gayet güzel bir safari turu gerçekleştirdik ve genel olarak da Finlandiya turunu final ettik. Kimi zaman güzel, kimi zaman da sıkıcı vakit geçirdik. Ama her şeye rağmen biz olmasa da Melisa için oldukça keyifli bir tatil oldu. Melisa son gününde burada tekrardan adını altın harflerle yazdırdı ve geyik safarisinde en küçük safariye katılan minik oldu. Bu da bizi mutlu etti. Bir sonraki turda tekrardan görüşmek üzere. Bundan sonra bizi Melisa ile birlikte daha sık, daha fazla rotada beraber göreceksiniz. Tekrardan görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.